Thrive Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. 17 Ekim sabahından günaydın. Güzel bir gün olması dileğiyle. Borsa tarafında 8000'in altında fiyatlama devam ediyor. Yayınlarda belirttiğimiz 7600-7850 bölgesini takip ediyoruz. Şu anda İsrail-Hamas savaşında evet jeopolitik risk algısı fazla. Ama bizim tarafa daha fazla sirayet ediyor olması özellikle Amerika-Türkiye ilişkileri arasında askeri zemindeki gerginlik. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 16 Ekim 20 Ekim arasında gerçekleştirmeye devam ettiği tatbikat tarafında hani Amerika ile bir sıcak temas olur mu olmaz mı? Bölgede Amerika'nın uçak gemileri var. Ortam zaten hassas. Hani piyasa bu noktada biraz belirsizliği satın aldı. Bunun için de önce bir satalım, sonra bir bakarız dendi. Şimdi tabii bu tatbikat süresi boyunca belirsizlik faktörleri ön planda. Bunun için ilave yukarı yönlü risk tercihinde biraz sınırlanma olabilir. Hani dün de belirttiğim gibi bu hafta ilave pozisyon açma, dip kovalama arayışı anlamında hani biraz bir geri planda kalınabilir. Biraz daha bekle gör politikası ön planda olabilir. Tabii bu noktada şimdi şöyle denilebilir. Sürekli dış politika yok işte Navtex ilan edildi. Siz bunları anlatıyorsunuz. Neden anlatıyorsunuz? Bu çünkü dış politika. Borsada biz 4200'den 8600'lü seviyelere dış politikayla geldik. Kaynak girişiyle geldik yaz aylarındaki. Şimdi Amerika ile ilişkiler bozulduğu zaman da ilave kaynak girişi gelme ihtimali oldukça zor. Orta Doğu'dan gelmesi bekleniyordu. Artı bir de İsrail parasından bahsediliyordu. Ama şimdi tabii bölgede de savaş olduğundan dolayı öncelik anlamında hani kaynak transferi Türkiye'ye doğru sağlanması zor. İşte bundan dolayı dış politika kötüleştiği zaman da Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü harekette sınırlanıyor. Ama tabii ki de bir anda İsrail-Hamas arasında ateşkes ilan edildi. Amerika-Türkiye arasında yumuşak ifadelerle tekrar ilişkiler normalleştirildi. Hani 8000 referans aldığınızda %5'lik yukarı yönlü bir harekette 8400'e tekrar bir anda geliriz. Şimdi bu noktada bir de evet olumsuz faktörler var. 7600-7850 bölgesini takip edelim. Hani oradan böyle bir değer anlamında ve teknik anlamında tekrar trende dahil olma konusunda bir kapı açabilir. Bir de ilave hani herkes şu anda negatif tarafta bulunuyor. Bütün haber akışlarını. Hani burada böyle bir short squeeze devreye girer mi? Herkesin gördüğünden kalabalığa karşı yani bir karşıt yatırım devreye girer mi? Hani zayıf ihtimal ama buna da dikkat etmekte fayda var. Çünkü dün de piyasada çok garip fiyatlamalar vardı. Savaş riski diyoruz. Türk Hava Yolları yukarı. Aselsan aşağı. Sonra savaş riski diyoruz. Tekrar Aselsan aşağı. Tamam. İşte İsrail'le bir ateşkes anlaşması yapıldı dendi. Sonra yalanlandı. Böyle garip garip haber akışları geldi. Ama hani fiyatlamalar çok rasyonel temellerde oluşmuyor. Dolayısıyla dünkü dış politika anlamında Amerika hani İsrail'le bir ara buluculuk gibi politik dinamikleri devreye almaya istiyor. Ama öbür taraftan da Savunma Bakanlığı da diyor ki 2000 tane Amerikan askerini gerekmesi durumunda, talep olması durumunda hani İsrail'e intikal ettiririz hazırlıkları var. Şimdi bu işin rengini çok değiştirir. Özellikle jeopolitik risk anlamında. Bu Türkiye için de problem yaratır, bölge ülkeler için de problem yaratır. İşte oradaki Savunma Bakanlığı'nın bu 2000 tane asker hikayesi ne kadar doğru veyahut da bu gerçekten saha tarafında gerçekleşecek mi? Bunu takip etmek gerekiyor. Hani bugün de dünkü satış dikkate alındığı zaman da bir miktar yatay pozitife açabiliriz. Ama ondan sonra haber akışıyla yine bir 8000 üzeri denemesinde 8100-8150 bölgesinde satışların devreye girerek hani 7850-8150 bölgesinde bir fiyatlama dengelenmesi beklenebilir. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da özellikle FED tarafında hani artık faiz arttırmayalım. Evet. Tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareket var. Bunlar özellikle de facto bir faiz artışı anlamına geliyor. Yumuşak inişi gerçekleştirmek için. Ama FED şunu söylemiyor. Tamam faizi arttırmayalım, indirelim mi? İndirmeyelim. Ne yapalım? Çok uzun süre bu seviyelerde tutalım. Avrupa Merkez Bankası da bunu takip ediyor. Aynı söylemleri devam ediyorlar. İşte bundan dolayı dolar temasında güçlü dolar teması devam ederek dolar endeksi 106 seviyesinde bulunuyor. Euro dolar 1.05 ile 1.06 arasında. Euro dolarda şortçuyuz. Altında
longçuyuz. Özellikle 200 günlüğün kırılmasına bet ediyoruz. Tekrar euro dolara dönecek olursam TP3'ümüz 1.0390 seviyesinde ama orta dönemde yıl sonu veyahut da Ocak aylarında Rusya'nın Polonya cephesini de açma potansiyeli ve diğer savaş dinamikleri dikkate alındığı zaman da Avrupa'daki resesyon ve diğer faktörler 0.91 seviyelerine doğru çekecek gibi duruyor. Petrol fiyatlarında hep videolarda şunu anlatıyordum. Amerika İran'a şu anda askeri anlamda saldıramaz. Hem lojistik olarak sıkıntıları var. İkinci olarak da petrol fiyatlarının dünya genelinde 150 dolar 200 dolara gitme potansiyelini ve riskini alamaz. Çünkü FED enflasyonla mücadele ediyor. Dün ne yaptı? Bir anda Venezuela'daki petrol yaptırımlarını yumuşatma haberlerini devreye aldı. Petrol fiyatlarında sert geri çekilmeler oldu. Hani petrolleri hem Brent tarafında hem WTI tarafında 100 dolar ve üzerinin olmaması için Amerika aslında yumuşak geçişli bir politika alıyor. İşte yine bakın hem dünya tarafında hem yurt içi tarafta dönüyoruz, dolaşıyoruz dış politika. Yani her şey değerleme, işte ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini de şunu hesap ettim, bir basit bir iskonto oranı koydum hemen. Değerlemeye geldim ya da bir teknikte şu formasyon omuz baş omuz oldu, bu böyle olacak anlamına gelmiyor. Füzyon analizi dediğimiz hem temel analizi hem teknik analizi hem davranışsal finansı hem de politikayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bugün veri anlamında Almanya tarafında ZIVO endeksi gelecek, bu oldukça önemli. Öğleden sonra da Amerika tarafında sanayi üretimi verisi gelecek. Sanayi üretimi de hani ekonomik aktivitenin iyi mi kötü mü olduğunu gösterme anlamında başarılı olduğundan dolayı bu verileri takip ediyor olacağız. Dün Bitcoin'de haberle, daha doğrusu haber akışıyla bir manipülasyon yapıldı. %10 yukarı, %10 aşağıya. Hani orada da ons altında da benzer bir grafik oluşuyordu. Biz onun için Utku'yla beraber 200 günlük ortalamayı kırdırmaya ilişkin bir bet aldık. Ve bununla ilgili teknik öneri çıktık. Bütün bunların detaylarını da bugün Utku'yla beraber yapacağımız FX yayınında, hisse senedi tarafları içinde Utku ile yapacağımız teknik bakış yayınlarında konuşuyor olacağız. Merak ettiğiniz FX enstrümanları, hisse senetleri, sormak istediğiniz sorular varsa videomuzun altına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, artık endekste 10.000 direncini bekliyoruz ama ondan önce bizim Trive Yatırım YouTube kanalında 10.000 potansiyelini hızlı bir şekilde kırdırmak dileğiyle, hani ben de şöyle söyleyeyim, bir 10.000 direnci kırıldığı zaman da yatırımcılarımıza benim tarafta da bir sürpriz olacak diyeyim. Şimdiden bir merak uyandırayım. Hızlı bir şekilde 10.000'i kırmamız dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.